A-Spor'un Twitter hesabından oyluyoruz. Bugün gündüz spor gündeminde arkadaşlarımız spor gündemi transferde çok güzel bir anket yapmışlardı. O ankette en iyi transferi sordular. En iyi devre arası transferini sordular. Şimdi transfer döneminin en başarılı takımı anketi devam ediyor. Şu anda Beşiktaş %5, Fenerbahçe %37, Galatasaray %50, 51, Trabzonspor %7 şeklinde devam ediyor. En iyi transfer kim sorusunun cevabı tabii ki Mesut Özil diye tahmin ediyorum hepimizin cevabı ama hangisi en verimli olur? Herhalde Feyyaz Hocam doğru soru bu. Yani sezon bittiği zaman ancak onu öngörebiliriz herhalde. Ya da hangisi takımına daha fazla yardımcı olur başka bir soru değil mi? Alınan transferler içerisinde takımına en fazla faydası olacak oyuncunun ben Mesut Özil olacağına inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de öyle bir ayağın, öyle bir kafanın eksik olduğunu düşünüyorum. Oyun anlayışı içerisinde yapılan pasların gelgitin daha kolaylaşması, topun daha çabuk dönmesi, boşa kaçmalar, defans arkasına koşular şu ana kadar Fenerbahçe'nin eksiğiydi bana göre. Fenerbahçe sezona şampiyon bir takım gibi, bir büyük takım gibi oynamaya çalışarak başladı. Skorlar kötü gidince Anadolu takımı gibi oynamaya başlayıp kazanmaya başladı. Ayakları yere basan, ne olduğunu bilen, haddini bilen, rakibe gerektiğinde defans yapan, ikili mücadeleye giren bir Fenerbahçe seyrettik. Mesut Özil bu saatten sonra oynadığı ilk maçtan itibaren Fenerbahçe'nin oyun anlayışını, teknik performansını tekrardan Avrupa seviyesine yükseltecektir diye düşünüyorum. Takımına kesinlikle faydalı olacağına inandığım oyuncuların arasında birinci sırada. İkinci sırada Cenk diyorum. Daha önce de Beşiktaş'ta yaptıkları ortada. Aynı performansına ulaşmasa bile en azından ona yakın bir performans sergileyecektir. Artı Abubakar'la birlikte gerektiğinde kanatta da oynayabilir. Gerektiğinde çift santrafor da oynayabilir. Onun çok faydalı olacağına inanıyorum. Mesut Özil kadar faydalı olacağına inanıyorum. İkinci sıraya koysam da. Diğer transferler içinde kardeşlerimiz tabii ki fikir beyan ettiler. Çok daha iyi takip ediyorlar bizlerden. Galatasaray'da Muhammed'in mutlaka oynayacağını düşünüyorum. Falcao'nun performansına bakarak. O tip bir oyuncu yok. Babel tam bir santrafor değil. Zaten o niyetle de oynatmıyorlar. Orada Banko ilk 11 oyuncusudur. Ve mevcut Galatasaray'a da öyle bir oyuncunun müthiş bir ihtiyacı var. Orada da mutlaka faydalı olacaktır. Diğer oyuncularla ilgili zaman içerisinde konuşuruz. Ama sıralamaya koyarsak ben ilk üçü böyle belirliyorum yapılan transferler arasında. Gürcan abi, bu transfer döneminde Mesut ve İrfan Can en çok konuşulan isimler. Ama İrfan Can transferi tabii Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti içinde çok fazla konuşuldu. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi transfer yapılmak için yapılmaz. Yani Mehmet'e o konuda katılıyorum. İhtiyacın varsa eksik olan bölgeye oyuncu alırsın. Ya da bir okazyon yakalamışsan, bir fırsat yakalamışsan, o an ihtiyacın yoksa bile. Gürcan abi çok özür dilerim. Değerlendirirsin. Çok özür dileyerek araya girebilir miyim? BBC Sports'un şimdi bir tweet'i var çünkü Ozan Kabak'la alakalı. Özür dilerim yani anlık bir gelişme olduğu için. Liverpool'la Ozan Kabak için anlaşmaya çok yakınlarmış artık ve sezon sonuna kadar BBC Sports'ları kendi resmi Twitter hesabından Ozan Kabak'ın Liverpool işini doğruladı artık. Kırmızı olarak, çizgi. Evet, kırmızı yani, çizgi. Kırmızı gibi, evet. Hemen Mustafa kırmızı sezon çizgi. Sonuna kadar, sezon sonuna kırmızı kadar... Kırmızı çizgi Sky Spor versin abi. İngiltere'nin kanalı versin. Sezon sonuna kadar da Schalke'ye 2 milyon pound ödeyecekmiş Liverpool kulübü. Fakat elinde... Alman basını da... Stoperi yok değil mi kulübün? Hepsi sakat. Hepsi sakat kalmadı, evet. Hepsi sakatlanıyor. Ozan Kabak. Evet, Mustafi'nin transferiyle Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinin yolu açıldı diyor Alman basını da. Tabii Schalke stoper almadan bırakmayacaktı. Onlar da Şokran Mustafi'yi transfer ettiler. Evet. Ve Ozan Kabak'ın da sezon sonuna kadar kiralık ki onun muhtemelen bir satın alma opsiyonu da olacaktır zaten. 2 milyon pound da Schalke kulübüne ödeyecekmiş Liverpool kulübü. Ozan'a Liverpool'da başarılar dileriz. Bizi bir kez daha gururlandırdı, onurlandırdı. Avrupa transferi önce yani, Almanya'da iki takım Stuttgart, Schalke ardından Liverpool'a gidiyorsun ve Liverpool. 20 yaşındasın da. Evet. Satın alma opsiyonu da orada yani yüksek diye. Muhtemelen onu göremedim. 30 milyon eurolar seviyesini evet. Görmüş satın alma opsiyonu. Gürcan abi devam edelim. Yani bir fırsat yakalarsan o transferi de yaparsın. Ben Mesut Özil transferi
planlanan bir şey değildi bence Fenerbahçe açısından. En azından bu devre arası için. Ama bir fırsat yakaladılar. Mesut'un istemesi, Arsenal'ın bedelsiz bırakmaya yanaşması, işte sponsorların devreye girmesi de bir fırsat yakaladılar. Bunu değerlendirdiler. Atilla Salah'ı muhakkak yapılması gereken bir transferdi. Çünkü aslında mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a baktığımız zaman hep ön tarafa transfer aradılar. Ligin şeyine, karnesine bakıyorsun. Bu takımlar en çok gol atan takımlar. Ligin en çok gol atan takımlar. Yani sonuçta golde bir problem olmayan 3 takımın da gol atmak için ya da attırmak için oyuncu peşinde koşması, buna yatırım yapması aslında sürecin içinde kendine mantık taşımıyordu. Ama ihtiyaçları olan oyunculardı. Mesela İrfan Can transferi, evet, ezeli rekabette olan iki kulübün, yani 100 yıla aşkın bir sürede transferde de rekabet etmiş iki kulüp için sahanın dışında, masa başında da bir çalışmaydı. Fenerbahçe için bir 10 milyon euroluk, 11 milyon euroluk bir transfer bütçesi vardı ve bütçeyi kullanmasaydı 1 Haziran'da bitiyordu. Yeniden satıp alması gerekecekti. O nedenle İrfan'ı alması, bu konuda masaya daha zengin oturması, daha net diretmesi, tabii Galatasaray'ın da şartları bunu zorlayamadı. Onu da belirtelim. Bütün bunların sonucuydu. Çok önemli bir oyuncu İrfan Can. Hem Türk milli takımı için hem de Türkiye'de kime gitseydi, Galatasaray'da gitseydi çok önemli bir oyuncu olacaktı. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı vardı diyor musun Gürcan abi? Vardı. Yani bir orta saha ihtiyacı vardı. Şimdi Fenerbahçe'nin orta sahalarını sayalım. Sosa, Ozan, Gustavo. Yani Pelkas, Mert Hakan Yandaş. Onlar 8 numara gibi. Daha öndeler. Yani İrfan da öyle olacak abi. Yani bunlardan ikisi oynadığın zaman İrfan 8 numaraya evrilecek. Ama İrfan'ı 6 gibi de oynatabilirsin. Yani Mert'in ya da Pelkas'ın onlar gibi görev yapamayacağı bölgede o taktik bilgisine sahip oyuncu. En kötü Avrupa Şampiyonası'ndan sonra en kötü aldığın parayı satarsın yani İrfan Can'ı. Çok doğru bir yatırım bence. Alınması gereken bir oyuncuydu. Eğer böyle bir şey. Yani fiyat yüksektir, düşüktür. Onu tartışırız. Ama ben teknik açıdan baktığım zaman kaçırılmaması gereken bir oyuncu. Keza Salah ve Samuel transferlerin de oyuncuları son lig maçında yaptıkları, oynadıklarına baktığımız zaman gerçekten de Fenerbahçe'nin arka taraftaki yarasını saran bir oyuncu oldu bence. Salah ki Ilgaz'da Hava Kuvvetleri Komutanı olur demişti. Haklı çıktı Atilla Salah için. Osayi Samuel tempolu bir oyuncu ama mesela Samandıra'da kilerle konuştuğumda dediler bana. Yani Erol Hoca'nın bu transferde ısrar etmemesinin nedeni didinen inatçı bir oyuncu olması dediler. Yani defans oyuncusu gelip bunu itip kalkmaya başladığında böyle bırakır ya bizim oyuncular. Bu bırakmaz. Aksine onu iteni iter. Yani bu inadını koyar ortaya. Gürcan'cığım, kısaca bütün transferler nokta mı? Nokta. İlk üç var mı sende? Öyle bir şey söyleyecek misin? Hepsini sırayla dolaşacak mısın? Sana o soru gelmedi. Birer hepsine girecek. Fenerbahçe'yi sordu. Hı? O yüzden söyledim. Fenerbahçe için. Evet. Teşekkür ederiz. Yani Mesut'la İrfan Can transferini sordu. İrfan Can, yani Mesut... Ya, şunda hemfikiriz. Hepsi nokta transfer. Tabii. Yani hakikaten hepsi ama faydalı transfer. Ama aslında Mesut'u ayırmak lazım. Yani Mesut'u başka yere koyup... Öteki, tabii yani öteki... Öteki transferler için de değerlendirme yapmak lazım. Bir de şu var. Yani ne kadar para o kadar köfte. Yani eğer paran yoksa, bütçen yoksa ki geçmiş iki sene Fenerbahçe için de öyleydi. İşte bonservissiz ara, kiralık al. Onu yap, bunu yap. Ki Galatasaray'da bütün kiralıklar gitti değil mi? Geçen sene gene. Yani Lemina gitti. Zaten Enzonzi gitmişti. Sede gitti. Evet. Tabii yani kiralık aldığın oyuncudan da önümüzdeki sene. Onun yerine dediğin gibi 22 yaşındaki bir oyuncuya opsiyon satın alma opsiyonuyla yatırım yaptığın zaman oyuncu kendini gösteremedi. Olmadı. Uyum sağlamadı. Hayat şartlarını beğenmedi. Karısı istemedi. Neyse bir sürü problem çıkıyor değil mi? İyileşti.
İyileştirme verip Burgaz, bu çilek, geri göndersin. Çilek dedin değil mi? İyi transfer için çilek. Şey, pastanın üstündeki çilek. Ünal Aysal'ın lafıydı o. Pastanın üstündeki çilek ki o da yabancı bu, düşünüp Türkçe'ye aklına gelmedi için. Esasında Laseris kirazdır yani. Normalde. Vazgeçebilir miyiz? Ben de onu söyleyecektim. Yani. Çünkü çileği şeye koyunca içinde çok şeyler çıkıyor ya. Sirkenin içine koyuyorsun. Koydunuz mu öyle bir şey? Yok. Birkaç çileği koyun sirkeye, bakın görün içinden neler çıkacak. Ne oluyor? Yani rica etsem başka bir şey, iyi tabii transfer ki için başka bir şey kullanabilir miyiz? Süper transfer. Ama o sirkeye koyup pastaya koyan çilek o. Temizlenmiş. Sirkeye koyduğun kurt çıkıyor, şey çıkıyor yani. Tabii toprakta büyüyen. Neyse. Toprakta büyüyen bir meyvedir. Peki Mesut